kemale tabancı gitmiyor. Ukrayna ve Rus savaşının etkileri meyve ve sebze fiyatlarına nasıl bir etkisi olur? Abi Ukrayna ve Rusya savaşı bizim halkımızda büyük bir tedirginliğe neden oldu abi. Millet korkuyor, tamam mı? Yarının ne olacağını bilmiyor. Ondan dolayı zaten şimdiye kadar ürünler pahalıydı abi. Altın ve doların yükselmesiyle daha da bir pahalılık olmaya başladı. Bir de olumlu bir etkisi var abi iç piyasada. Şimdiye kadar domates ihraç ediyorduk Rusya'ya. Bu savaştan dolayı herhalde artık ihraç etmiyoruz. Biraz bugünlerde domatesde biraz düşüş vardır fiyatlarında. Akaryakıta gelen zamla birlikte tekrar fiyatların yükselmesi demek abi. Yine hani nakliyeden dolayı, akaryakıttan dolayı fiyatlar tekrardan yükselir abicim. Savaştan dolayı millet biraz tedirgin abi. Daha doğrusu yarının ne olacağını bilmiyor. Ondan dolayı hani alışverişe yeltenemiyor adamlar yani. Onlar da haklı yani. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Şöyle bir şey var yani. Rusya'da savaş var. Ve bu bizim milli paramıza çok etkisi oluyor. Ve bizim paramız halı Rus parasının karşısında değer kaybediyor abicim. O da ilginç bir şey yani. Abi Ukrayna-Rus savaşının pazara nasıl bir etkisi var? Şöyle hocam, şimdi bu normalde bu domates Rusya'ya gidiyordu. Bir hafta önce bu domates 10 liraydı yani 10 TL. Şu an Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bu domates ihracat edilmiyor Rusya. Bu domates şu anda 5 liraya düşmüş. Domates şu anda 5 lira, kilo 5 lira. Alışıyla 4 liradır. Bir de bu günlerde mazot biraz yükseliştedir. Mazot da zebzeyi vuruyor. Maydanozu vuruyor, marulu vuruyor. Bu ikisinden de bu yükseliş var bugün. Yani akaryakıtın yükselmesiyle birlikte tekrardan bir zam. Şimdi akaryakıtın yükselmesi zebzeyi çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Örnek normalde Mersin'e gelen arabalar 5-6 milyara gelirken şu anda 20 milyara geliyor. Bu mazotun sebebiyle. Bu o zaman ne oluyor? Bu hem domatesi de etkileyecek, hem biberi, hem salatalığı. Yani her sebze meyve etkileyecek. Mazotun yükselişi. Şu an savaş sadece domatesi etkiliyor. Domatese düşüş var çünkü. Diğerlerde yükseliş var abi. Salatalık 15 lira, havuç 7,5, limon 5 lira, marul tanesi 10 lira, maydanoz tanesi 3 lira, soğan demedi 5 lira, patlıcan 25 lira. Yani son 20 senedir ilk defa bu sene özellikle fiyatlarda bu kadar yüksek artış var. Milletin alım gücü çok azdır. Yani sağ olsunlar bizi yönetenlere de ayrı bir teşekkür ediyoruz. Niye teşekkür ediyoruz? Eskiden mesela anne babamız diyordu 5 kilo elma, 5 kilo portakal, 5 kilo domates, 5 kilo salatalık getir. Belimiz kırıyordu eve gidene kadar. Yoruluyorduk. Sağ olsunlar artık pahalı olduğu için mesela millet götüremiyor. 2 tane ondan diyor abi diyor. 2 3 4 tane de domates tar diyor. Yeterdir diyor. Zaten o da aynı fiyatı tutuyor ortalama. Çünkü domatesin bir tanesi olmuş 3 lira. Yani bugün iyi domates 9 lira, 10 liranın altında değil. Sıkıntıdır bu da. Yani milletin alım gücü yok. Gerçekten alım gücü yok. İstiyorsa asgari ücret ne olursa olsun yani fark etmiyor. Milletin alım gücü yok. Çünkü milletin belli bir başka bir yerden bir geliri yok. Yani Siirt halkı olarak, Siirt halkı yani garibandır. Hepsi işçidir, hepsi emekçidir. Ya Ukrayna-Rusya savaşı, tabii ki ister istemez bunda sıkıntı olacak artık yani. Buğday olsun, doğalgaz olsun. Yani büyük sıkıntılar yaratacak. %30, %35 doğalgaza zam gelecek muhtemelen. Petrolün aynı şekilde 1-2 lira zam gelecek. Bu bir gerçektir yani kim ne derse desin. Buğday aynı şekilde olacak. Eğer bu sene üretim fazla olmasa buğdayda da büyük sıkıntı yaşayacağız. Sebze meyve dersen zaten o bağlıdır. Yani herkesin alım gücü zaten belli, kimse alamıyor doğru düzgün bir şey. Ya mesela Mart ayında Rusya, Ukrayna o taraflara ihracatta çok domates. Ya mesela artık seralar açıldığı zaman, üretime geçtiği zaman dışarıya çok gidiyor. Mesela domates olsun, salatalık olsun, biber çeşitleri olsun. Artık muhakkak bu yansıyacaktır muhakkak. Domatese özellikle domatese yansıyacaktır bu. Bu bir gerçektir yani. En ucuzu maydanozdur, ufak bir demettir. Ya en ufak temel bir ihtiyaç maydanozdur, 3 liradır. Yani diğerlerini zaten söylememe gerek yok. Patates 6 lira, patates sıkıntılıdır. Yani normalde sen gösterebilirsiniz. Yani karnabahar olsun, brokoli bunlar kış meyve, kış sebzeleridir. Yani kilosu 10 lira, brokoli 15 lira, 16 lira, 17 lira. Yani pahalı şeylerdir. Yani alım gücü o. Bugün bir marulun en fazla 10 gün, 15 gün içinde biz 10 lira olmasını bekliyoruz. Toptan alışının bak, satışımızın değil. Şu an satış 10 lira.
Şu anda biz 7 liraya alıyoruz. 7 liraya alıyoruz. Ne yazık ki 8 liraya satıyoruz. Hani 1 lira kar değil artık bu. Yani eğer bir ürünü 7 liraya alıp 8 liraya satıyorsan o kar değildir. Yani biz 10 lira bekliyoruz bir 15-20 gün içinde böyle devam ederse.